Merhaba sevgili izleyiciler, 24 ekranlarında yeniden karşınızdayız. Ben Seda Selek, saatler 13'ü gösterirken Türkiye'den ve dünyadan gündeme yansıyan gelişmelerle moderatör gün ortası kuşağına başlıyoruz. Önce özetler diyelim. Türkiye şehitlerini dualarla uğurluyor. Şimdi şehitlerini bir kez daha anacağız ve cenaze törenlerini yansıtacağız birazdan. Başbakan İstanbul Teknik Üniversitesi'nde konuştu ve terörle mücadeleye dair önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin coğrafyasının bedelini ödediğini belirten Yıldırım, Bağdat yönetimine tepkisini de sürdürdü. O mesajlar da birazdan bültenimizde olacak. Sayın Secer, enerji dünyasının kalbi 2 gün boyunca İstanbul'da atacak. Dünya Enerji Kongresi toplanıyor. İlk gün detaylarını da paylaşacağız. Ve Putin uçak krizinin ardından ilk kez Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek. Görüşmeye dair notlar da bültenimizde olacak. Enerji dünyasının kalbi 2 gün boyunca İstanbul'da atacak dedik. İşte bu zirveye katılmak için geliyor Putin. İstanbul Ümraniye'de yılbaşı gecesi alkollü halde kullandığı aracıyla 3 karayolu işçisine çarparak ölümlerine sebep olan sürücü 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bunlar birazdan paylaşacağımız haberlerden bazı başlıklardı. Moderatör 13 başlıyor.